her ne kadar hani darbe sonrası işte sivil yönetime yerini bırakmış olsa da aslında yine de siyasete işte Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla yön veriyor. Hükümetlerin gündemini belirliyor. Sadece onu değil aslında işte iç tehdidi belirliyor. Bölücülük bir iç tehdit, irtica bir iç tehdit o dönemde. Bunun yanı sıra Kürt sorununa tek çözüm yolu olarak terörle mücadele konsepti öngörülmüş durumda. Ve aslında bizim incelediğimiz terörle mücadele mevzuatı da tam bunun yasal dayanağını oluşturmak üzere gündeme geliyor. Burada tabii uluslararası topluma entegre olma iddiası da var. Yani aslında çünkü sivilleşme, demokratikleşme birazcık da aslında motivasyonlar Batı'yla ilişkileri onarma şeklinde belirleniyor. 141, 142 ve 163. maddeler var Türk Ceza Kanunu'nda o dönem. Bunlar meşhur maddeler. Bu maddeler komünizm propagandasını, örgütlenmeyi ve irtica gibi işte alanları düzenlemek üzere gündemde tutulmuş ve bu maddelerden yüz binlerce insan, binlerce insan tutuklu bulunuyor. 141, 142, 163. maddelerin kaldırılması gündemi ve tartışması mevcut. Düşünce suç olmaktan çıkarılmalı iddiası var. Aslında bu tartışmanın ana ekseni terör suçlarıyla düşünce suçlarını ayırmak şeklinde. Tabii alt başlıklar da var. Çünkü cezaevleri dolu. Cezaevleri boşaltılsın, genel af çıkarılsın. Bunlar da eşlik eden tartışmalar. Bu tartışmalar tabii belli güvenlikçi kaygılarla yürütülüyor. Yani biz bu maddeleri kaldırırsak yerine neyi koyacağız? Yani dolduracaklar o boşluğu. Dolayısıyla siyaset buna bir yeni bir yasayla yanıt olmak istiyor ve yeni TMK biraz da bu boşluğu doldurmak üzere adres gösteriliyor. Aslında o bakımdan hani 1980'lerde biz düşünce suçlarından bahsederken 1990'larda terör suçlarından bahsediyoruz. Çünkü bu maddeler kaldırılsa da yeni terörle mücadele kanununda ruhu korunarak farklı yasa maddeleri içerisinde yeniden tanımlanıp düzenleniyor. Bu araştırma için çok büyük bir gazete taraması yaptık. Bu gazete taramalarında da aslında terörle mücadele kanunu tartışmaları sırasında nasıl işte bölücüler istismar ederse ya üniter devlet yapımız bozulursa gibi hani güvenlikçi kaygıları nasıl böyle ileri tartışmalar yapılırken nasıl geri adım atılmasına neden olduğunu gördüm. Örnek vermek gerekirse bir tecil tartışması var. Yani Özal dönemin Cumhurbaşkanı bir ceza ertelemesi mekanizması öneriyor aslında. Hem de devlete karşı işlenen suçları da karşılasın ve genel af beklentisinde karşılasın. Muhtemelen bu motivasyonla böyle bir telkinde bulunuyor kendi hükümetine. Fakat kendi bakanları buna karşı çıkıyor. Yine dediğim gibi terör bahane edilerek. Ve en sonunda ne tecil ne af bir şartla tahliye mekanizması böyle bir modelle önererek çıkıyor yasa. Bizim okuduğumuz kaynaklara göre en çok yani 20 bine yakın tutuklu ve hükümlü serbest kalıyor ama bunların büyük çoğunluğunun sağ örgütlerden olduğu belirtiliyor. Uygulamanın getirdiği sınırlamalar nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bir itiraz başvurusu yapılıyor. Ve ancak Temmuz ayında yani yasadan 3 ay sonra 146. maddeden yani anayasaya ve yasama organlarına yönelik suçlamalarla içeride bulunanların tahliyesi ancak 1000 kadar sanırım. Ancak bu Anayasa Mahkemesi kararı ile mümkün oluyor. Fakat yine de burada bir çifte standart var. İşte dönemin tehdit algısıyla paralel olarak 125. maddeden yani devletin birliği, ülkenin bütünlüğü ne karşı işlenen suçlar ki bu daha çok PKK ve diğer Kürt örgütleri kapsayan bir tutuklu ve hükümlüyü ifade eden bir bütün. Onlar bu yasanın şartlı tahliye mekanizmasından yararlanamıyorlar, kapsam dışı bırakılıyorlar. Bu aslında hem dönemi özetleyen hem de aslında o tartışmaların nasıl yürütüldüğüne ilişkin çok küçük bir örnek.